Oy sayısı 481, kabul 340. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ilk 11 maddesi kabul edildi. Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Erdoğan Toprak. AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmesinde teklifin 8., 9., 10. ve 11. maddeleri kabul edildi. Baki Şimşek. Kabul edilen 8. maddeye göre anayasanın Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerine ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve Cumhurbaşkanı'na devlet başkanı sıfatı getiriliyor. Muğla. 9. maddeyle Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının saz çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Hürşit Yıldırım, Haydar Ali Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, Mürteza Zengin. 10. madde ise Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek. Teklifin 11. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sayısının 5-3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak. Ali Cumhur Taşkın. Öte yandan 8. madde görüşmeleri başlamadan önce milletvekili Aylin Nazlı Aka kendini meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, Aylin Nazlı Aka'nın kendisine söz verilmeden kürsüye geldiğini belirterek oturuma ara verdi. Bir saatlik eylem sonrasında AK Partili kadın milletvekilleri Nazlı Aka'nın kelepçesini çözmek için müdahalede bulundu. Bu eylem sırasında bazı kadın milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Kadın milletvekilleri arasında arbede yaşandığı sırada CHP'li Şafak Pavey yere düştü, bazı milletvekilleri de yaralandı. Diğer taraftan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli anayasa değişiklik teklifine ilişkin birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısıyla devam etmektedir. Bunun yorumu şudur, anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır dedi. MHP lideri Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir yönündeki sözlerine ilişkin, zannederim karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok dedi.